Bursa'dan Marmara'nın Gözde şehri, Güzide şehri, Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey'i yayınımıza bağladık. Mustafa Bey'i de görüyorum. Mustafa Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Efendim, önce soruyla, ilk soruyla ben başlayayım. Ne kadar SGK'ya, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunuz var Büyükşehir Belediyesi olarak? 31 Mart itibariyle SGK'ya olan borcumuz hem belediye hem şirketler, iştirakler de dahil olmak üzere toplamda 2 milyar 368 milyon. 2 milyar. Vergi borcumuz 2 milyar 165 milyon. Toplam olarak vergi ve sigorta borcumuz 4 milyar 533 milyon. Bayağı da çokmuş. Şimdi pardon, SGK borcu 2 milyar 368 milyon, vergi borcu 2 milyar 165 milyon. Sizdeki şöyle, rakamlar farklı SGK mı? SGK borcu 2 milyar 368 milyon. Tamam, öyle dedim efendim ben de. 2 milyar 368 evet. SGK, vergi 2 milyar 165. SGK aynen, artı toplamda vergi mi? Evet. Yok, ayrı ayrı. Ayrı ayrı, ayrı ayrı. Başkanım, ayrı, Fuat ayrı. Bütçeniz, başkanım 2024 bütçeniz ne kadar uygulanabilir bütçeniz? Çalışma Bakanlığı'na uyarlar çıkmamıştı. Toplamda evet. Şirketler dahil olmak üzere 40 milyar civarı. 140 milyar bütçe, 4 milyar borç var. Ama yalnız sadece vergi ve SGK bu. 31 Mart itibariyle toplam borcumuz 30 milyar lira civarında. Şimdi Sayın Başkan, sizin şöyle bir özelliğiniz var tabii. Siz AK Partili bir belediyeden, yönetimden evet. devraldınız. Yani Ali Nur Aktaş Beyefendi'den. Devraldınız Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni. Dolayısıyla diyorsunuz ki ben 31 Mart itibariyle bu borçları devraldım. Zaten böyle bir borç var. O borç da bir tartışma konusuydu. Ali Nur Aktaş Bey de ben hatırlıyorum bizim yayınımıza bağlanmıştı bu konuyla ilgili. Neyse, o konuya girmeyeceğiz. Ama bugün diyor... 7 milyar lira demişlerdi ama borç şu an 30 milyara kadar çıktı. 30 milyar borcun içinde neler var Sayın Başkan? SGK, vergi... alınan krediler, onların faizleri. Tabii şimdi ben sadece bunları, ana paraları söyledim size. Bunları eğer faizde ki mutlaka binecektir, bu rakamlar daha da yukarıya çıkacaktır. Sayın Başkanım, yani şunu ben merak ediyorum. Belediyeler eğer yatırım yapıyorsa, Sayın Başkanım, belediyeler yatırım yapıyorsa, hizmet yapıyorsa, borçlanmaları doğal değil. Mesela siz daha önce Nilüfer'de de belediye başkanlığı yaptınız. Siz borç alarak hiç evet. yatırım yapmadınız mı? Başka bir hemen son şunu da ekleyeyim. Mesela Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 30'du. Şu anda 180 milyar lira. Biz Ekrem Bey bu parayı ne yaptı demiyoruz. Belli ki hizmet harcamış. Ekrem yani belediyeler borçlandığında Euro 3 liraydı. Şu belediyeler an 33 hizmet için borçlanmazlar mı? Bak bir dakika Ekrem Sayın Başkanım. Bu kadar borçlanmış. Bak, ne dersiniz? Bu da bir ezber. Ekrem İmamoğlu belediyeyi aldığında, Kadir Topbaş rahmetli borçlandığında Euro 3 liraydı. Şu an Euro ile borçlanıldığı için 2019 33 lira. Şubat ayı itibariyle SGK borcu 70,8 milyon TL. İstanbul'un mu? Evet. Onu bırakalım. Şimdi Bursa'dayız. Hayır, bir dakika. Dolar bazında 13,3 milyon dolarmış. Şimdi %102,2 milyon dolar. Fuat Bey, şöyle dolar bazında söylüyorum. Biz onu kendi içimizde konuşuruz. Sayın Bozbey hattayken Bozbey ile konuşalım. Evet. Efendim şimdi evet, Sinan Burhan'ın sorusu vardı. Buyurun. Evet. Sanıyorum Sinan Bey başka açıdan bakıyor. Biz borçların elbette ki bazılarının hizmette harcandığını düşünüyoruz. Ancak bu borçların bazıları gerçekten havaya harcandığını da görüyoruz. Bakın. Yani nasıl havaya harcamış öyle çok basit değil. Ne oldu? Yani birçok projenin yapmış olduğumuz tespitler neticesinde maalesef çok fazla katlanarak bittiğini, hatta niteliksiz yapıldığını, hatta başka yerlere aktarıldığını vesaire, bunların hepsinin tespitleri var. Bunlar zaten bir kısmı savcılığa da intikal ediyor ve peyderpey de bunlar savcılıklara da gönderilecek. Çünkü biz Bursalı'nın bir kuruşunu dahi hesabını sormak zorundayız. Ama bunu yaparken de borç vardır diye hizmet etmemezlik de düşünmüyoruz asla. Borca da takılmıyoruz. Bana sorduklarında ben borcu söylüyorum. Ama biz hem borcu azaltacağız, aynı zamanda da Bursalıların
gülümsemesi için gereken hizmetleri de vereceğiz. Bizim anlayışımız bu. Onun için mali bir disiplin politikası uyguluyoruz. Hem borçlarla ilgili hem de yapacağımız işlerle ilgili. Aynı zamanda işlerin niteliğini arttırma, işlerin bir de yapılan işlerin de maliyetlerini düşürme konusunda da çalışmalarımız var. Bunları yaptığımız takdirde bir taraftan borcu azaltacağız, diğer taraftan da hizmetlerimizi, söz verdiğimiz hizmetlerimizi de yerine getireceğiz. Peki şimdi hedefimiz bu. Sayın Boz Bey, diyorsunuz ki bugünkü açıklamanızda eğer devlet, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü diyorsunuz, evet, ki üzerimize gelirse, yani bizim bütün borç alacaklarımızı almaya kalkarsa, bütün borçlarımızı almaya kalkarsa, ödetmeye kalkarsa biz maaş ödeyemez duruma geleceğiz diyorsunuz. Bakın, ve yapılandırma teklif ediyorsunuz. Biz şimdi 17 Temmuz'da Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak encümenimizle birlikte Tekirdağ'da bir toplantı yaptık. O günkü toplantıda yine orada AK Partili belediyeler de var. Beraberce bir karar aldık. Dedik ki belediyelerden gelen şikayetler olsun ya da sıkıntılar olsun, bunlar iletiliyor bize. Ve 207 civarında belediye var Marmara'da. Bu Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak Marmara Belediyelerinin temsilcisiyim ben. Aynı zamanda yönetim olarak da hepimiz encümen olarak da temsilcileriyiz. Ve farklı partilerden de encümenimizde üyelerimiz var. Dedik ki eğer bu durumda gerçekten ekonominin bu denli kötü gittiği bir ortamda ve İller Bankası payının da düştüğü bir ortamda belediyelerimiz SGK borçlarından dolayı, vergi borçlarından dolayı çok büyük sıkıntıya düşecek. Onun içindir ki bir metin hazırladık, bakanlığa ilettik. Dedik ki biz bir an önce hem SGK hem de vergi yapılandırılması yapılsın belediyelerle ilgili. Bunu talep ettik. Ayrıca kesinti yapılan kısımlar vardı. Ödemelerde İller Bankası ödemelerinden de kesintilerin yapılmaması gerekiyor dedik. Çünkü böylesi bir durumda belediyelerin, bırakın çöp toplamayı, bırakın yeşil alanları sulamayı, inanın bana kendi personelinin maaşını dahi ödeyemez duruma gelecek. Sayın Başkanım, burada belediye ayırmasını söylüyorum. Bu noktada özür diliyorum Sayın Başkanım. Ben AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Eritaş Bey'e bu soruyu sordum. Dedi ki 2022 yılında biz belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırma çıkarttık. Belediyeler buna gerekli ilgiyi göstermedi. Bu konuyla ilgili bilgi nedir Sayın Başkanım? Tabii belediyelerin onlara gerekli ilgiyi gösterip gösterilmediği konusunu bilmiyorum. Ancak mutlaka yeniden bir yapılandırma, üstelik de yine hükümetten beklentimiz, belediyeler adına söylüyorum bunu, hükümetten beklentimiz en azından faizsiz ama uzun vadeye yayarlarsa zaten vergilerin düşüklüğünden dolayı gelirler düşüyor. Bakın bu ay bütün belediyelere %40 civarında, %50'ye yakın bir düşüşte İller Bankası payı gelecek. Yani birçok belediye yine maaşlarını ödeyemeyecekler, emin olun buna. Sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değil, AK Partili belediyeler, MHP'li bütün belediyeler aynı durumda. Çünkü gelirler düşüyor ve mevcut personel var, yapacakları işler var. Bunlarla ilgili inanın birçok belediye çıkmazda şu anda. Bunun için bizim hükümetten talebimiz, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak bir an önce yapılandırma kanunu çıkarmaları ve sigorta ve vergiyle ilgili yapılandırmayı mutlaka yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda kesintileri de mutlaka ötelemeleri gerekiyor. Sigorta, ancak o zaman yapılandırma zaten yapılıyor. Ekrem İmamoğlu zaten başvurdu mesela. Yani bu yapılabiliyor. Yapılsa da yalnız bizim beklentimiz farklı bir yapılandırma. Nasıl bir yapılandırma? Daha öncekiler, çünkü şu anda faiziyle beraber yapılandırma yapılabiliyor. Ha, siz faizi silinsin mi istiyorsunuz? Yani faizinin bir miktarı, daha önceki yapılandırmalarda faizin %50'si silinmiş, önemli kısmı silinmiş, onun üzerine yapılandırma yapılmış. Ama bizim beklentimiz, ben tekrar Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak söylüyorum, bizlerin beklentisi, belediye başkanlarımızın beklentisi faizi, en azından faizleri silinerek, uzun vadeye yayılarak en azından bu dönemin sonuna kadar bir
vade yapılarak bunların ödenmesinin sağlanması. O zaman belediyelerimiz nefes alacaktır. Aksi takdirde inanın tüm belediyeler zorda şu anda. Büyükşehirler çözüm bulur. Ama 2022'de faizler silinmiş fakat gerekli ihtimam gösterilmemiş. Elbette silinsin, belediyeler hizmet yapsın ama 2022 yılında ilgi görmedi diyor hükümet Sayın Başkanım. Bakın, burada büyükşehir belediyeleri sorunu çözebilir. Çözer de. Ben size söyleyeyim, bakın çözeriz. Ancak ilçe belediyeleri, belde belediyeleri inanın çöpü toplayamayacaklar. Yeşil alanlara bakamayacaklar. Bakın böyle bir vahim durum var ortada. Çünkü devletin vergi gelirleri azaldıkça İller Bankası payı da azalarak belediyelere geliyor. Nüfus başına geliyor. Bunun da düşünülmesi gerekiyor. Gerçekten şu anda zor bir durum var. Burada bütün belediyeler etkilenecek. Yani devletin Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir şeyi, böyle bir olaya yani el koyun diyerek sorunu bence tam tersine büyüttüğünü düşünüyorum. Ama bu konuda Sayın Bakanımız da Bursa ile ilgili bir söz söylemiş. 382 milyon borcu var demiş. Ya, hayır, ben size tam milyon demiş. 382-385 milyon o civardadır söylemiş ama 382 diye bana iletildi. Ancak ben diyorum bakın sizler varsınız burada. Eğer 382 milyon ki bakan söylüyor bunu, öyle bir şeyse hemen biz parayı ödeyelim, geri kalanı affetsinler o zaman. Çünkü bizim borcumuz 382 milyon değil. Biz doğrusunu söylüyoruz. Bizim borcumuz sadece sigorta borcumuz 2 milyar 365 368 milyon lira. Vallahi başkan yani, tebrik ediyorum doğruyu söylediğiniz için. Böyle bir çelişki varsa bu da izaha muhtaç bir konu tabii. Yani şimdi bu... Ama hayır, Sayın Bakan'ı yanıltıyorlar diye düşünüyorum. Yani, Mustafa Bey, bir şey soracağım size. Fuat Uğur ben bu arada. Şimdi bu gerçekten aldığınız borç miktarı çok yüklü. Hakikaten. Devraldınız. Devraldınız, evet. Borç miktarı çok yüklü. Mesela Hatay Belediye Başkanı da Sayın Ümitürk de bir açıklama yaptı. O da çok büyük miktarda borç aldı CHP'li belediye başkanından. Ve ödemeleri... Borçtan korkmuyoruz. Bakın borcu evet, şunu gerçekten... Şunu soracağım size. Evet. Bir önceki başkanın yaptığı harcamalardan eleştirileriniz var mı? Yani bunlar yüzünden bu kadar borç yapıldı diyebileceğiniz kalemler hangisi? Yanlış projeler. Öyle mi? Proje maliyetlerinin yüksek düzeyde seyretmesi. Hı hı. Yani bunlar etken. Bu borcun yükselmesinde çok etken. Hı hı. Ve tabii farklı harcamalar da tespitleri var. Onlar da biz zaten onları savcılığa suçluyoruz. Farklı harcamadan neyi kastediyorsunuz Sayın Başkan? Yani partiyle ilgili, yönetimlerle ilgili vesaire, yani belediyenin birçok harcaması partilerin birçok harcaması belediye üzerinden yapılmış. Bunların yasal, yapılmaması gerekiyor. Yasal takipler yapılması gereken harcamalar var mı? Var. Savcılığa verdiniz mi efendim? Elbette ki. Elbette bunları peyderpey veriyoruz. Sayın Başkanım, bu noktada şey doğru. Yani eğer partiye ya da şahsa ya da özel bir harcama yapılmışsa bunu takip etmeniz, savcılığa vermeniz doğru. Doğru olan da bu. Belli siz, zaten. Yalnız şunu başkanım bir şey merak ediyorum. Siz göreve geldiğinizde akrabalarınızı göreve getirdiğiniz eleştirileri var. Bu konuyla ilgili Sayın Özgür Özel'in de açıklamaları oldu. Siz gerçekten göreve getirdiniz mi? Getirdiyse bu durum yanlış değil mi? Arkadaşlar bakın, bizim göreve getirdiğimiz her bir arkadaşımız hem liyakatlı, daha önce de Nilüfer Belediyesi'nde çalışmış olduğumuz, beraber Nilüferlileri yıllarca gülümsettiğimiz arkadaşlarımızdır. Yani bunun ardında bir şey aramaya hiç gerek yok. Gerçek anlamda bunu çok net söylüyorum. Onun için şimdi Bursa'yı gülümsetmek için bu arkadaşlarımızla biz yola çıktık ve proje grafiğinde de daha önceki de seçim dönemindeki çalışmalarımızda da hep beraber çalıştık. Bütün projeleri de beraber hazırladık ve şimdi o projeleri o kişiler peyderpey uygulamaya başladılar. Onun için bunlar zaten olması gerekenlerdi. Biz gerekeni yaptık ve gerekeni yapmaya devam ediyoruz. Görevden alma çünkü yok, biz değil mi Sayın Başkanım? Bursa devam halkına, ediyorlar. Şöyle, Bursa halkına bizim böyle bir şey yok. Bursa halkına bizim sözümüz var. Bursalılardan çünkü
Onun için o istedik. Onları gülümsetmek için o istedik. Hizmetlerimizi bir bir yerine getirerek Bursalıların gülümsetmesini sağlayacağız. Hiç merak etmeyin. Onun, bu anlamda biz oraya takılmıyoruz. Biz liyakatlı insanların peşindeyiz. Hiçbir tanesi liyakatsız değildir. Ve üstelik de daha önce o görevlerde bulunan insanlardan oluşuyor bunlar. Onun için bunların tartışmalarını dahi... O zaman Genel Başkanınız Özgür Özel neden efendim bu konuda uyarma ihtiyacı hissetti? Bir de yani başka gülümsetecek insan yok mu mesela? Sadece bu kişiler mi var? Şunu söyleyeyim. Genel Başkanımız 3 gün boyunca Bursa'daydı. Ve her gittiği yerde gerçekten inanılmaz düzeyde güzel karşılandı. Ve yüksek düzeyde katılımla karşılandı. Ve insanlar tabii orada hem bizleri hem de diğer belediye başkanlarımızı da gerektiğinde takdir ettiler. Ve bunları da takdirlerini de yüksek sesle söyleyerek genel başkanımıza ifade ettiler. Onun için yaptığımız işlerin doğru olduğu zaten ortada. Bu anlamda biz tekrar söylüyorum liyakatsız insan çalıştırmıyoruz. Liyakatsız arkadaşlarımız yok. Tam tersine biz Bursa'da örnek işleri hem katılımcı aynı zamanda hesap verebilir bir anlayışla yapmaya çalışıyoruz. Peki Barış arkadaşına bir sorusu var Sayın Başkan. Buyurun. Evet. Sayın Başkan, gerçekten anlattığınız tablo, az önce borçlarla ilgili anlattığınız tablo korkutucu. Çünkü herkes sonuçta bu belediyelerin hizmet verdiği bölgelerde yaşıyor. Siz dediniz ki biz büyük şehirler olarak bu borçları karşılarız. Sizin hem SGK hem vergi borcuyla ilgili bir planınız, oyun planınız var mı? Mesela bu 4 milyar ya da 4,5 milyara varan borcu Bursa Büyükşehir Belediyesi nasıl ödemeyi düşünüyor eğer bir taksitlendirme yapılmazsa? Bakın 4.533 milyar olan borcu biz 4 ay gibi 3 ay gibi kısa süre içerisinde 400 milyon lira civarında azalttık bakın. Ki sizlerde de o tablo vardır. Yani azalttık ve bu konuda yani mali disiplin politikasını uyguladığımızı biraz önce söyledim size. Gerçekten bu işi bilen ve liyakatlı arkadaşlarımız şu anda bununla ilgili bir hazırlıkları var. Zaten yapmış olduğu hazırlıklar sayesinde bir taraftan da borcu azaltıyoruz ama diğer taraftan işleri de hizmetleri de yapıyoruz bakın. Yani aslına bakarsanız belediyenin, Bursa Belediyesi'nin gelirleri hakikaten kendine yeter ve hizmetleri de yapabilecek düzeyde. Ancak doğru yerde kullanırsanız, maliyetleri ikiye üçe katlamadan işleri yaparsanız ve gelen paraları sağa sola aktarmadan hizmetlere aktarırsanız bunu yapabilirsiniz. Bunu çok net söylüyorum. Sayın Başkan, taşınmazınız var mı mesela satmayı düşündüğünüz bu borçları karşılayabilmek için? Satmayı düşünüyor musunuz? Şu ana kadar hiçbir taşınmaz satmadık. Ama satmayı düşünüyoruz elbette ki. Nerelerden tasarruf ediyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Nelerden tasarruf ediyorsunuz? Onu merak ediyorum. Tasarruflarımız şu anda bazı giderlerimiz vardı. Gider kalemlerini kestik. Mesela? Örneğin taşıtlarla ilgili, örneğin bazı fuzuli harcamalarla ilgili, bunlarla ilgili yapmış olduğumuz hesaplar vardı. Onlardan gerçekten önemli bir gelir vaat ettik. Başkan. Bununla birlikte işlerin bir de yapılan işlerin, bakın altını çizerek söylüyorum. Yapılan işlerin niteliği ve yapılmakta olan kalitesini de takip ederek maliyet düşünmesine de gidiyor. Başkan, AK Partili ya da CHP'li belediyeler, buradaki arkadaşlarım da katılırlar. Bu biraz hani gülümseme mizahi konu da haline geldiği için söyleyeceğim. AK Partili ya da CHP'li ya da MHP'li belediyeler, bütün bunları hepsi yaparlar. Şehirlerin kaldırımları her yıl neden tekrar tekrar yapılır? Acaba buradan da tasarrufa gitmeyi düşünüyor musunuz? İnanın hiçbir kaldırımla işimiz yok şu anda. Yani
tadilat varsa küçük tadilatlar onlarla giderilebilir. Evet. Ama yapılması gereken gerçekten nitelikli işler, doğru işler varsa onlar yapılır. Bakın, evet. Bursa'ya aslında size saatlerce konuşabilirim. Bugüne kadar bu borcun niye buralara geldiğini saatlerce size anlatabilirim. Çok net söyleyeyim. Yapılan yanlış projeler, yanlış uygulamalar. Birkaç tane örnek verin lütfen Mustafa Bey. Yanlış projeler dedi. Birkaç tane örnek verin lütfen. Örneğin stadyum yanlış. Bitmiş mi stadyum? Halen daha bitmemiş. Evet. Ne kadar kalmış? Bakın, halen daha tabii büyük şehir olarak eğer ilavelerini yapmaya kalksanız herhalde 4-5 milyon liralık daha belki daha fazla iş var içeride. Evet. Yani sadece oradan bahsedeyim. Kaç milyon liralık? Rally sistemlerle ilgili yapılan yanlışlar.